Vallahi enteresan şeyler anlattı. Şimdi programı izleteceğim size de bandında. Fatma Çelik dedi ki Sultan iki gün önce Sancaktepe'deki evimize geldi. Biz de onu birkaç saat misafir ettik. Demiş ki ben 18 yaşındayım. Yurttan işte 18 yaşında çıktım. Ortada kaldım. İşte birkaç saat sizde dinlenebilir miyim demiş. Sonradan da beyaz bir araca binip onların evinden ayrılmış. Bakın izleyelim. 14 Mart pazartesi günü kayıplara karışan 13 yaşındaki Sultan Çiçekli'yi İstanbul Sancaktepe'de gördüğünü söyleyen izleyicimiz Fatma Çelik bizlere ulaştı. Ben merdiven siliyordum. Kapımın önünde dolanıyordu. Ben iki gündür dışarıdayım. Kalacak yerim yok. Çok üşüdüm dedi. Biraz ısınabilir miyim evinde dedi. Sonra akşamüstü hava kararıyor diye aldım eve. Saat 6.50 falan geçiyordu pazartesi. Da aradım işte böyle böyle ben eve birisini aldım diye korktuğum için. Evlerinde misafir ettikleri kız çocuğunun kendisine dair anlattıklarından da bahsediyor Fatma Çelik. Yaşım dolduğu için dedi yurttan beni attılar dedi. Beylikdüzü'nde bir yurt dedi. Bu tipin halin hiç hani iki gün sokakta kalmış gibi değil dedim. E, Düğüne gidiyormuş gibi hali vardı. Kıyafeti üstü başı her şey gerçek çok düzgündü. İki gündür sokakta kalan kız hani aç kalmaz mı bir insan aç olur. Bir tas çorbayı ben zorunla içirdim ona. Ondan sonra kalktı ama elinden telefon hiç düşmüyordu. ...sürekli telefonla uğraşıyordu. Telefonda konuştu hatta dışarı çıktı benim kızımla. Israrla kapının önüne çıkalım dedi dış kapıya. Ben de yok dedim o zaman binanın içinde konuşun dedim. Beş dakika konuştu tekrardan içeri girdiler. Telefonu çaldığında üzerinde Berat yazıyormuştu. Beni almaya gelebilir misin falan demiş. Tamam falan demiş. Hani bizimkiler sordu mu demiş o da... B büyük büyük ihtimal ailesinden bahsediyordu. Kendisini Sultan Ecem Çiçekli olarak tanıtan çocuğumuzun kızına bir erkek arkadaşı olduğunu söylediğini de dile getiriyor Fatma Çelik. Bir odada kızlara söylüyordu, söylemiş yani. Sevgilisine videolarını göstermişti kızımın da bana anlattığı gibi diyeyim. 13 yaşındaki çocuğumuzu yardım etmek amacıyla evlerini aldıkları gün çektiği fotoğrafları da gösteriyor izleyicimiz. Kayınım dedi ki resmini çekin dedi. Polis arayacağım dedi. Aradı da o niyetli oldu yani. Yine bizim resim ilk önce aklımıza gelmedi. Peki Sultan Çiçekli yanlarından nasıl ayrılmış? Nereye gitmişti? yengem aradı. Mustafa önce Spor Kompleksinde oradan alacaklarmış. Oraya kadar götürebilir misin dedi. Ben de götüreyim dedim. Hanım sen de geldim. Yani ben yalnız gitmeyeyim. Yenim işte Elvan yenim de geldi. Bu noktaya geldik. Abi dedi internetini açar mısın dedi. Açtım interneti. Çantası da elinde indi aşağıya. Biz beklerken bir 10 dakika konuştu konuştu konuştu. Sonra yenim amca kız kaçıyor dedi. Aynadan dikiz aynasından bir baktım aşağı doğru koşuyor Şu yani. O tarafa doğru koşmaya başladı. O tarafa doğru koşuyor koştu. Ben de geri fitese daktım. Hızlı bir şekilde oraya ona doğru gittim. Ben böyle köşeye döndüm. O da hemen o köşede bir tane hani beyaz arabaya geldi, beyaz arabaya bindi. Çocuklara plakasını almış zaten, kaydettiler plakası falan daha olur diye. Sonra arabaya bindi, aşağı doğru gittiler. Bu peki sizin bahsettiğiniz noktadan aşağı inildiğinde? Sultanbeyli'ne doğru çıkıyor orası. Evet beş gün sonra kızınızdan ilk haber. Demek ki sizden ayrıldıktan sonra bir eve girmiş. Yani çok da alakasız işler yapıyor. Yine iyi bir aileye denk düşmüş de onlar sahip çıkmaya çalışmışlar. Çok cesurca Ama, bir davranış evet, bu. Ve 18 yaşında olduğunu Yok, söylüyor. Beylik ya, düzgünlüğünde. Yaşını şunu büyük söylüyor zaten. Niye bunu yapıyor, niye diyor anlamıyorum. Kime uyuyor, kime inanıyor, ya kime güvenip gidiyorsun ki kurban olduğum yavrum ya. <laughs> Kaç gündür nefes alamıyorum ben. İşte o diğer fotoğrafta <laughs> evde çekilen onların fotoğrafı, <laughs> diğer fotoğraf, kızınız. Onlar da ekranda görünce polise teslim edelim diye yola çıkarmışlar. İşte bak orada da yine elinden telefon düşmüyordu diyor. Berat kim? İşte ismini, numarasını falan verdim zaten dün ekibinize ben. Onun yanına yani dedim ki... Erkek mi, arkadaşım o demiş? Köpek almaya gidiyorum diye onun yanına gitmiş. Zaten dedim yani bir isim söyledim. Bırakmış onun yanına sonra gitmiş diye. Berat odur başka bir isim Berat var mı bilmiyorum Şimdi şöyle Dün bir şey var, var. <laughs> ee, Bir araca bindiği söyleniyor biliyorsunuz Beyaz araç ee, İzleyicilerimiz o bindiği beyaz aracın da plakasını almışlar Aracın da plakası 34 Urfa Adana 37 46 Baktık satılmış var isimli birine ait ee, Ona yani onun aracı olmayabilir Ödünç alınmış olabilir yani kızla bire bir Bağlantısı vardır demiyorum yani Satmıştır ruhsatını Vermemiştir ama en azından kime sattığını bilir belki bir yakınına verdi, oğluna, arkadaşına bilemiyorum. Ama 34 Urfa Adana 37 46 plakalı araca biniyor. Çocuk 13 yaşında. O nedenle dediğim gibi çok önemli ve acil bir kayıp. Ee, bu aracın sahibi satılmış var. Lütfen bize ulaşsın. Bence bize ulaşmadan önce gidin o gün aracınızı kime verdiyseniz pazartesi günü e, onları da arayın. Bu çocuğu lütfen karakola teslim edin. Bakın bu çocuk 13 yaşında. Yani hiç öyle ardı bırakılacak bir çocuk değil. Kusura bakılmasın yani 13 yaşındaki çocuklarımız da artık sokaklarda millete dağıtacak halimiz yok. Yani annesi adına konuşuyorum. Bu çocuk 13 yaşında çok küçük size 18'im diyebilir 19'um diyebilir o beni ilgilendirmiyor artık öğrendiniz. Plakasını da veriyorum herkes birbirini de tanır. Kızı hemen en yakınınızdaki öyle benim yanımdaydı kaçtıyı da kabul etmiyorum. Konuşup arabasını alan kişi onun yanındadır. Bak hiç bu kabul edilebilir bir şey değil. O çocuğu alacaksınız en yakın karakola teslim edeceksiniz. Sokağa çıkacaksınız ve de... Polise teslim edeceksiniz anında ama. Bu çocuğu yanınızda tutmayın. Vallahi yatarsınız. Bak ben size şöyle söyleyeyim. Her ne kadar ifadeler alındıktan sonra serbest bırakılıyor diye öfkelensem de bunlar zaten kamu davası. Bu çocuk 14 yaşından küçük. Bu çocuğu yanında alıkoyanın cezası 8 yıldan başlıyor. İsterseniz de girin yatın. Ne yapayım kardeşim yani şimdi illa da ben cezaevinde yatacağım diyene de yok yatma deyip kolundan da çekiştirecek halimiz yok. Ben söylüyorum. İster anlarsınız, ister anlamazsınız. Yani herkesin de kafasını yarıp içine zeka doldurma gücümüz keşke olaydı. Yani 13 yaşında çocuğu yanında tutmak ne demek ya? 13 yaşında da. Ya kabul edilebilir bir şey değil bu. Ama yani senin kız da gerçekten e, yani çok ne denir? Çok cesur, fazla ce cesur davranıyor. Yani Anladım cahilin ya. gözü pektir. Küçük dağları ben yarattım misali gidiyor. Çocuk işte. Gitmiş kadına ben sizde kalayım demiş. Gitmiş oturmuş iki saat onlarda. Keşke anneni arayalım falan diye şey, yurtta kaldım demiş gerçi de. Yok hayatım ben yurtta <laughs> kalıyorum annem babam yok. Yurttan da i̇şte. beni bıraktılar ben de sokakta kaldım. Öyle demiş. bir senaryo yazmış, yazmış ki kimsesi yok. Çünkü daha önce hani gittiğinde yurda gitmişti ya. Çaresiz gibi bir senaryo Beylikdüzü'nde yani. mi yurda gitmişti? Beylikdüzü'nde istem yani ilk gittiğinde kendi eve gelmek istedi. İkinciye korktuğum için eve gitmek istemiyorum demiş. Sonra da aradılar işte pedologlar gelin dedi eve gelmek istiyor. Gitti kaldık. Hani onu şey yapmıştır. Hani yaşadığı ya o deneyimi de. Onda öyle söylüyor. Yani çok şey yapıyor gerçekten. Hani kafasında kuruyor... Hayal ya konuşurken anlarsın da konuşurken dersin ki ya bu bunu yaşamış bu gerçek. Hani o, o kadar yani inandırıyor kendine. Hiç evladın hiç ben evladın yalan konuşmasını, hani kötü bir şey yapmasını istemez. Zaten bir inanmasan acaba doğru mu payı var mı diye düşünüyorsun zaten. ...ama niye bunları Hayatım yapıyor? Bunlar ya, hepimiz çeşit çeşit sıkıntılar evet, yaşıyoruz. yani Benim bunları, sınavımda buymuş. 13 yaşında çocuğu oturup da eleştirecek halimiz yok. O çocuğun da bir Çocuk. sıkıntısı var. Çocuk yani. Çocuk. İnşallah ki bulunsun. Yardıma ihtiyacı olduğu bir anlamda... ...çok açık. Ondan sonra onu. da o yolda ilerlenir. Ama ben yanımda tutanlara tekrar <laughs> sesleniyorum. Lütfen çocuğumuzu ekranda görüyorsunuz. Bu plakalı aracın sahibi de satılmış var beyefendi. Lütfen bizi arasın. Dediğim gibi yani satılmış almıştır götürmüştür demiyorum bilemem şu anda. Ama aracını birine vermiştir, aracını satmıştır, ruhsatını devretmiş. Yani her şey olabilir. Tabii. Yani burada da kimse işaret etmek adına değil ama 13 yaşında bir çocuğun hayatı söz konusuysa tabii herkes elini taşın altına koyacak. Ee, bu nedenle dediğim gibi çocuk yaşını büyük söylüyor. Şunu da diyebilirsiniz, biz bilmiyorduk da diyebilirsiniz. Ona da şu an itibariyle saygı duyarım ama bu saatten sonra kimse bu saygının duyulmasını beklemesin. 13 yaşında çocuğun yeri annesinin yanıdır. Ee, öyle mi çocuk şubeyi de bildirelim evet o plakayı da onlar da bakarlar ama ona da gerek kalmadan ben satılmış beyin bizi arayacağına inanıyorum telefon numaralarımız da altta arkadaşlarımız vereceklerdir lütfen bizi arayın ulaşın ee, çocuk nerede haber verin yazık günah bu kadına da yani zaten annesi zaten 30 yaşında daha yani 13 yaşında çocukla ne Ayy dur buluruz. Neyse İnşallah. üzülmeyelim. En azından o sağlıklı, kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hayatta olsun da. Ay, aynen öyle. Dedin bir şekilde bulunur. Bir yerden çıkacak mutlaka. Öyle öyle. Onun yaşında çocuğun dedikodusunu yapacak halimiz yok. <laughs> Çocuk işte parka gidiyorsun. İşte orada demirler var. Bir tanesi en tepede oturuyor. Bir tanesi güzel sakin sakin Bir tanesi <laughs> en tepede en tepedekinin annesi. İn İnşallah. oğlum düşeceksin kızım falan yani. Şimdi ne yapacaksın? Çocuk. Her birinin karakteri Aslında farklı Aslında aynı yani farklı. o da kaçarken aynısını yapıyor. Bana mı bir şey yazıyorsunuz? Biz ne dedik? Aa pardon 37 46 değil. Niye böyle yazdın? 37 76 ymış. Alta verelim. E, verin alta. 37 Urfa Adana 37 76. Satılmış var, var isimli şahsa ait olduğunu öğrendik. Satılmış Bey lütfen bizi arayın çünkü çocuğumuz en son Pazartesi günü sizin yani ruhsatı sizin adınıza kayıtlı bir... E burada da inşallah yanlış numarayı verip bakmadınız değil mi? Alo? Bu, bu numara yani. 3776 tamam. Ee, sizin sahip olduğunuz araca bindiği e, görülmüş bu araç kim kullanıyordu? Bize eğer haber verirseniz biz de gidelim çocuğumuzu alalım ama hiç buralara da gerek yok yani ya. Aa, işte öğrendiniz 13 yaşında... Alın bırakın. Ya kısa kısa işleri halletmek lazım bak arkadaşlar kısa yoldan. Bazı şey var hayatta olur. Bazı şey var hayatta olmaz. Baktık olmaz. Ne yapacağız? Yol yakınken geriye döneceğiz. Yani uzatmaya da gerek yok ki. Hayat geliyor geçiyor. Şimdi ee, efendim. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.